Atatürk'ün adını kullanmak bu kez sizi kurtaramayacak. PKK terör örgütünün siyasi kolu PKK DEM yönetimindeki belediye başkanları seçimlerden 2 hafta sonra asli fonksiyonları olan bölücülük faaliyetlerine başladılar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda, başkanlık makamında ve internet sitesindeki Türk bayrağını kaldırdılar. Diyarbakır Bağlar Belediyesi'ne bağlı Bağcılar'daki Bağ Evi'nde terör örgütü PKK marşı eşliğinde temizlik faaliyetlerine giriştiler. 31 Mart seçimleriyle PKK-DEM, Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Sirat Çelik, PKK terör örgütünün yayın organına çıkarak Türkiye'de baskı ve zulüm altında oldukları yalanını söyledi. Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasına girildiği sırada grup içinde bulunan bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duvarda asılı fotoğraflarını eliyle göstererek Kürtçe hakaret etti. Bağlar Belediyesi PKK'lı kadın teröristler için heykel açılışı yaptı. Mardin Belediyesi'nde İstiklal Marşı okunması önerisini reddettiler. Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi. Yakında PKK'lıların belediye koridorlarında dolaştığını, paraların teröristlere harcandığını, belediye başkanlarının terörist cenazelerine gittiklerini, dağdaki teröristlere gençleri yolladıklarını, teröristlerin isimlerini, sokak ve meydanlara verdiklerini, PKK propagandası yaptıklarını, anayasaya aykırı biçimde bölücü taleplerle ortaya çıktıklarını görürsek şaşırmayalım. İnceleme ve soruşturma. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuların bazılarıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıklarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet Savcılıklarının soruşturma başlattığını duyurdu. PKK-DEM yöneticileri her zaman olduğu gibi yalanlarla bunların üzerini örtmeye çalıştı. Ne PKK-DEM'li belediyelerin ne de PKK-DEM yöneticilerinin yaptıkları ve söyledikleri beni şaşırtmıyor. Çünkü bunların adı HDP de olsa, DEM de olsa amacının halka hizmet değil, terör örgütü propagandası ve bölücülük faaliyetleri olduğunu yıllardır görüyor ve söylüyoruz. O yüzden adı hep DEM, DEP, HADEP, DEP, ÖZDEP, BDP, DTP, HDP, YSP, DEM de olsa, yöneticileri değişse de tek değişmeyen PKK terör örgütünün kontrolünde parti olduğu gerçeğidir. CHP'nin düştüğü durum. Son gelişmeyle ilgili asıl üzerinde durulacak konu 31 Mart 2019 yerel seçimleri ve 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de PKK-HDP-DEM ile işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü durum. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi her sıkıştığında Atatürk adını kullanan Özgür Özel yönetimindeki CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli sembollerine saygısızlık, Türkiye Cumhuriyeti gibi yönettiği partinin kurucusu Atatürk'e küfür eden PKK-DEM'lilere tek bir kelime eleştiri yapamaz hale geldi. Çünkü 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde ettikleri sonucu PKK-DEM'le kurdukları Kandil Uzlaşısı'nın eseri olduğunu biliyorlar. Sadece bu değil, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bekledikleri sonucu yine PKK-DEM'le işbirliğinde geçtiğini düşünüyorlar. Konuşkan İmamoğlu sessiz. Yerel seçimlerde PKK-DEM'cilerle çalışmayacağını açıklayan CHP Afyon Milletvekili ve partinin meclisteki grup başkan vekili iken Afyon Belediye Başkanı olan Burcu Köksal'a ya kendine başka bir iş bulsun ya da parti bulsun diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suskunluğuysa her şeyi anlatıyor. Bunları seçim öncesi ve sonrası olmak üzere yıllardır anlatıyorum, her şey öngörüldüğü gibi ilerliyor. CHP PKK-DEM'i savunmaya geçti. Bu konuda asıl şaşırtıcı olan CHP'ye yakın isimlerin suskunluğu değil, artık PKK-DEM'cilerin rezaletlerini savunacak hale gelmeleri. Kendilerinin Kent Uzlaşısı adını verdikleri gerçekte ise Kandil Uzlaşması'yla İstanbul Esenyurt'ta aday belirlenmesi, belediye meclislerine üyelikleri verilmesi, belediyelerde kadro açılması konusunda anlaşmışlardı. Uzlaşmanın bir diğer adımı ise seçim sürecinde kayyum uygulamasına karşıyız açıklamalarıyla gösterdiler. Çünkü CHP yönetiminde PKK-DEM'le belediyelerin tıpkı PKK-HDP'li belediyeler gibi kayyum atanmasına yol açacak teröre destek uygulamalarına girişeceklerini biliyorlardı. O yüzden kayyum uygulamasına karşıyız açıklamalarıyla PKK-DEM'in yanında olacaklarının işaretini verdiler. Nitekim seçimden 2 hafta sonra yaşanan gelişmelere sessizlikleri de bundan kaynaklanıyor. PKK-DEM yöneticileri ve belediyeleri yaptıklarıyla işbirliği içinde oldukları CHP'yi de test ediyorlar. Bu işbirliğinin hangi tehlikeli noktalara evrileceğini ileriki zamanlarda daha net göreceğiz. CHP'li Özgür Özel'in her konuşmasında Atatürk isminden bahsetmesi de biraz bu çaresizlikten. Özel Atatürk'ü kullanıyor.
Aslında Özgür Özel sıkışınca Atatürk adını nasıl kullanacağını en iyi bilen isimlerden birisi. 19 Ağustos 2023 günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarf ettiği şu sözler bunu gösteriyor. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenmez. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var. Atatürk'ün kurduğu CHP-PKK terör örgütünün siyasi kolu PKK-HDP-DEM'le girdiği işbirliğinin esiri olmuş durumda. CHP'li seçmen tabanını da Atatürk adını kullanarak kandırmaksa Özgür Özel dahil CHP yöneticileriyle medyadaki etki elemanlarına kalıyor. Ama bu öyle kolay bir süreç olmayacak. Bu kez Atatürk adını kullanmak da onları kurtaramayacak. Nedim Şener, Hürriyet.